Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün The Other Life 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacak olursanız dükkanı yükseltmeye, geliştirmeye çalışıyorduk. Büyük ustaya çıkmıştık. Ve milyonlarla oynuyorduk yine her zamanki gibi. Ay. Batacağım. Fakirseniz gelmeyin kardeşim dükkanıma. Ben fakir müşteriyle burada uğraşamam ki. Haksız mıyım ama? Bu kadar saygı... Oo, doğuştan yetenek. Saygı duyulan bir dükkana gelmek çok güzel. Burada gerçekten çok iyi iş çıkarıyorsun. Seninle gurur duyuyorum. Bölgenin organize suç çetesiyle bazı dalaşmalar yaşadığını duydum. Yaşadıkların için üzgünüm ama itibarın çok yüksek olduğunu istersen seni özel koruma programımıza ekleyebilirim. Dükkanın hemen dışına bir bekçi kulübesi koyacağız ve bundan böyle seni kimse rahatsız etmeyecek. Programa katılmak ister misin? Evet. Fiyatını bilmediğim ürünleri direkt geçsem mi ya? Daha inmem. Allah'ın çulsuz fakiri gelmiş dükkanıma. Bu ne kadar acaba? 9,5 verir misin? Hadi 7,5 al git. Ben bu tamircileri de değiştirmem lazım galiba. Ne bileyim bunlar da yani. Neyse hadi 1 milyonluk tüm ürünleri alalım bari. Ah. 710'a da bakılmaz ya, yok. Kaç gözlüsünüz ya. Bu güzel bir şey vardır bunun bence. Ne bileyim. Mitsel ya. Aslında elindeki eşyalar da iyi. Oo. Sadece almaya gelmiyorlar. Hacı bir şey değil mi? Sana 6 milyon bile teklif edebilirim yani. Alamazdım yani. Mümkünatı yok. Hah, bundan sonra gelse alabilirdim belki. Tabii bunu da alabilirsek. Satabilirsek. $5,900'de vermem. 800 artacak sadece. Olmaz. Benim paraya ihtiyacım yok sonuçta. Yani var da. O kadar fazla değil. Borç faiziyle beraber geri ödendi diyor. Faiz de şey 200 lira. Şimdi işte ben bir şey gördüm. Görmemişim. Gidiyor da. Bir süre eline fiyatının artacağına. E tamam. Eşya satımı daha kazançlı. Hiç sıkıntı değil, gel. Aa bak mesela. Ay dur tamam, ay özür dilerim abi.
Ay ay ay. Ay senden de bir 15 koparsam ya ya. 12. 9.5'a dinlerim. Daha inmem ama. Sen sürekli aynı fiyatı teklif edip gidiyorsun, verip duruyorsun ya. Beş milyon dört 200'e kadar yolu var ya. Dört 700'e 5.500'e kadar yolu var. Oo, mümkünat yok. Satarım ya. Allah'ım kendimi çok enayi gibi hissediyorum ya Rabbim. Satarım ben onu, satarım ya. Çok güzel bir fiyata satarım ben onu. Hiç merak etmeyin. Çünkü %50 mi %30 mu ne arttı yani. Satamam, mümkün değil hani. Birazdan bir keriz gelip alacak. 2.500. Ayo ben aynen. Şey. Ama iyi verdi, 2.600. 2.650'ye okey lan. 2.800'e 4. Bakalım. Bakalım. 3.200 verir misin? Ver. Thank you. Eşya saati miymiş? Bana bir şey olmadı. İtibarımı sarsamadı bile. Bir 2.500 de senden koparsam. Haftalık ücret 1.200. Benim çalışanlarımdan 2.500, 3.000 daha 5.500. 8.500. Ah yandık. 8.500, 23.500, 43.500, 53.500, 68.500, 68.500 artı 1 milyon 268 bin, 18, 2 milyona falan, tamam. Ay burada bir matematikte cebelleştim. Gel çıkıyorum bu arada. Allah'ım 60 milyon diyor ya Rabbim, nasıl vereceğim bu kadarını? 1, 2, 3 ve 4. Para ver sarayıma. Karakterinizin tablet kısmına yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Her yetenek farklı bonus sağlar diyor. Onu da biliyorum. Yo, günaydın dünya. Ben PG Cash. Zirveye doğru da karşınızdayız. Evime, hayallerin ve hazinelerin tapınağı, konfor kulesine hepiniz hoş geldiniz. Kiminle konuşuyorsun acaba? Şş, canlı yayındayız. Oo. Bak şurada kamera var. Sizi yeni yarışmacımıza tanıştırmak istiyorum. Kendisi doğrudan Banlıyor'dan çıkmış. İşten anlayan çok yetenekli bir şahıs. Doğrudan da denemez ama. Bu oyunun yeni bir her bir aşamasında yeni bir dükkan ve yeni bir görevle karşılaşacaksın. Acaba becerilerin kulemin en tepesine çıkmak ve tüm zamanların en zengin tüccarı olmak için yeterli mi? Ne yapmam gerekiyor diyorum. Yo, belli ki bu oyun nasıl oynayacağı dair bir planı var. Neyse, muhabbeti kesip müşterileri içeri alalım. Birkaç gün sonra gelip ilk görevini vereceğim. Hazır ol. Tamam. Butonlar falan değişti. Çok güzel olmuş. Çok güzel gerçekten. Ah. 4.500. Aa, tamir etmedim ben bunu. Bu kötü müymüş bir de? Oy, ben iyi kötü şeyi almışım. 25 milyon. Bu kadar da bu kadar ediyorsa konuşamadım ama 1.200. Valla istersen anlaşamayalım, hiç umurumda değil. Lüks. Heh, ben yani elbette lüks ortam olacak benim için. Gel açık. Bu
sahte ya. Bana sahte ürün getirmeye utanmıyor musun sen? Şöyle bir dükkana, şu dükkana bir bakın Allah aşkına. Ay ne yaptın sen ya? Çok aç gözlüsün, çok. Bu işler böyle yürümez babam. Bu da sahte. Yüzsüzler sizi, yüzsüz utanmazlar size. Sana bir bakamayız. Sana bir sonra diyelim, belki satılacak. Sana da bir sonra diyelim. Aynen, satın almaya geldiler. 3900'de de okuyayım. Ama senden 9500 almam lazım. Hadi 7 de olur. Sana bakayım. Elbette tahminim yok. Aa kötüymüş. Ama tahmin falan ettirsem. 800'de de versin. Hadi 990 olsun. Sen bir daha bakayım. 1200 desem. Almıyor mu? Almıyor. 1450 desem. Ya olmuyor bu. Yani zorlamayalım onu hiç. Benim ürün de almam lazım da işte hiç alabileceğim güzel bir ürün yok yani. Geldim. Islık çalın, ben çalamıyorum. Fiu fiu. Ey maşallah. Gel sana da bakacağım. Ya bakayım ya, hadi. Yo ben geldim. Yeni dükkanda bayağı işi iyi iş çıkarıyorsun. İnsanlar akın akın buraya geliyor. Şu an umarım hazırsındır çünkü ilk görevini veriyorum. Buradaki herkes seni daha yakından tanımak istiyor. Senin nasıl biri olduğunu öğrenmek istiyoruz. O yüzden sana 3 seçenek vereceğim. Birini seçme hakkın var. Dinliyorum. Birinci seçenek. Bir hayır kurumuna yüklü miktarda para bağışı yap. Para kazanmak isteyen biri için ideal bir seçenek sayılmaz ama bunu seçersen hayırlı bir iş yapmış olacağından şüphe yok. İlk seçenek hayır kurumuna yüklü miktarda bağış yapmak. İkinci seçenek para karşılığında gizemli bir eşya kazan. Acaba verdiğin paraya değecek mi? Kim bilir? Üçüncü seçenek iki tane sahte eşyayı ücretsiz olarak al. Bunun maddi getirisi olduğu açık ama bir bedeli de yok. Sonuçta herkes bizi izliyor. Seçim senin. Bir bedeli de yok dediği, şimdi iki sahte eşya alsam. Gizemli eşya mı, hayırseverlik mi? Sahteye girmek istemiyorum. Bu kadar saygı değeri çıkmışken. Ama iki tane sahte eşyayı ücretsiz olarak al. Bunun maddi getirisi olduğu açık ama bir bedeli de yok değil. Ha, bedel ödeyeceğim. Olmaz. Gizemli eşya 1350, hayırseverlik. Kuruma yardım yapsam. Bence halk daha mutlu olur değil mi ya? Ben 5400'ü veriyorum. Ya da gizemli eşya da olabilir ama. Hayır sen var, çok içimde kaldı. Ben bunu diyeceğim. Tamam. Bak bu karara çok şaşırdım. Herkes bundan bahsedecek. Hadi bakalım, zirveye doğru ilerlediğim maceran devam ediyor. Bir sonraki aşamada buluşmak üzere. Çok içimde kaldı hayırseverlik. O yüzden dedim yani. Biz o parayı her halükarda çıkarırız, siz hiç merak etmeyin. Misal. İki 800. Ama bu da 10 milyonluk ya, neyse. Bir alasım gelmedi değil. Kız ben sen baktırmamış mıyım? Seni bize tamir ettirelim biz ya. Fiyatını da öğrenmiş oluruz. İnşallah. Yeah!
Bu rehin mi veriyor? Artık rehinlerle de ilgilenmek istemiyorum ya. Ha gel. Ya yuh sen de var ya. Şerefsiz. Sana şurada öyle güzel şeyler derdim ki. Dua et videodayım, bir şey diyemiyorum. Herife bak ya, 12.000 ekürünü 18.000 istiyor. Aşağı da inmiyor. Depodan da çıkarttırma. Tahmini değerleri de yok yani. Çok bir şey çıkmaz bunlardan ya, yok. Şimcik. Aslında 920'leri de çok pahalıya satın. Ne? Ay param yok ki. Sen öyle bir ürünü niye şimdiden getiriyorsun ya? Şu... Ay. Birkaç eşya almam lazım. Aa, bu ne be? İki şeymiş. Bunu şimdi tahmini ederine kadar ki. Aç gözlüsün, bu kadardan fazla etmez. Bir şey deneyeyim mi? Allah'ım iyi ki denemişim ya Rabbim. Al şunu 500'e de git ya. Ben bunu yanlışlıkla aldım. Buna da bir 8 teklif ediyordu. 15 bin, 16 16 milyon, 17 milyon milyonu okuturuz. Koleksiyoncusun. Bunu hemen vermeyebilirsin ama. Ben alırım. Dur ya. Hadi al. $1.800.000. Şimdi bu dükkandayken biz ne kadar ödüyorduk? Bu kadar ödüyorduk değil mi? Bunun üstüne 600.000 daha ekleyin. 2,5 milyon civarı ödememiz gerekecek. Kabul ediyorum. $100.000.000. Ah. 1, 2, 3.
Yo, zirveye doğru ikinci aşamasına hoş geldin. Bu aşamada kadere meydan okuman gerekiyor. Elindeki rastgele seçilen bir eşya yenisiyle değiştirmeye cesaretin var mı? O. Aa, tamam. Hepsi olur. Var. Yıldız kavgaları koleksiyon yıldız gemisi. Ya. Bayağı ilginç bir takası oldu. İlginç ve saçma. Al şunu git. Al ne kadar istiyorsan al ya. Hadi bakalım. Kolları sıvadık durun. İşe girişeceğiz. Ya. Allah'ın kara cahili seni. İnmiyor daha herif o fiyattan. Ah. Şeyler almam lazım. Gel artık sana falan razı olacağız yani. Range niye bu kadar çok para istiyor ya? Benim eşyam bitti. Param bitmedi ki. Ben çok az para teklif etmeye başladım. Olsun. Sırf eşyam yok diye doldurdum envanteri. Ah. Lan. Ay pardon. Ne bileyim ne yapsam karar veremedim. Bunlar almasına aldık o iyiydi de satamıyoruz arkadaş. Allah'ım 2 milyonluk mitseller geliyor. Öteki dükkan daha iyiydi ya. Milyonun üstündeki ürünlere bakacağım. Ay. Seni de gönderiyordum ha. Sana bakabilirim. Bir an kadını rehinci zannettim nedense. Milyon çıkmaz mı bunlardan ya? Yok. Benim itibarım ne oldu? Tamam. Acaba bugün senden sonra bir şey satamazsam batarım. O yüzden sen bunu 8.5'a ver bana ne olur. Vallahi batarım. Bak çok ciddi batarım.
Daha hiçbir şey alamam. Ya üf, 650 ver bari be. Tamam iyi, 5 ya üf, yürü git. Sen de yürü git, size mi yalvaracağım be? Buradan ben 7 milyon 700 bin mis gibi alırım. Çok mu var? Niye hemen kabul ettim? Çok işkilleniyorum ya. Her şeyde acayip işkilleniyorum. Böyle olmaz. Keşif gezimden nihayet döndüm. Gezi tam da beklediğim gibi büyük bir başarıyla sonuçlandı. Hatta insanlık tarihinde 1 kilometre taşı olacak bile diyebilirim. Tabii senin payını da getirdim. Ah. Yok, alayım ben. Aa, çok güzel duruyor. Ben bu ürüne bir göz atabilir miyim? Çok güzel duruyor. Ya Sultanahmet Camii'si zaten güzel bir mimari ya. Bu neydi? Aa, tamam, bunu satabilirim. Cami biraz bizde kalsın. Ben bu dükkanı hiç sevmedim. Kaya sandık yağma, kayıp sandık yağmacıları. Kaya sandık yağmacıları. Biraz bunu aldığım çok iyi olmuş. Ben bunları almasını alabiliyorum da niye satamıyorum acaba ya? Allah Allah, almada hiçbir sıkıntım yok bakın. Fark ettiyseniz mis gibi alıyorum. Ya ben birini alamadık hadi. Bunu ver ya, bunu nedense bilmiyorum, çok istedim. Bir istedim yani lütfen. Gel. Şimdi. Dur. Ya yürü git o zaman. Allah'ım yarabbim. Camiyi almaya geldiler. Bu fiyata var mı? Battım. Vallahi batacağım. Allah aşkına şunu 8.5'a al git ya. 6.5. Kaç ürünüm var? 5 ürünüm var ya. Biraz da almaya çalışayım. Tamam lanet gitsin, 20 ya. 20. Gel. Wow, bu neymiş? Bir hoşuma gitmedi değil. Ama para etmiyor işte.
Nasıl para etmiyor dediğimde 870 bin. Ne yapsak? Alalım ya. Elimizin altında bulunsun. Bir tane daha işçi alabiliyorum. Aldım. Ay. Neyse arkadaşlar, benden şimdi bu kadar olsun o zaman. Bakalım inşallah şeyde dealer sayfada sona doğru geliyoruz. Onu da bitireceğiz. Buraya çıkacağız. Sonra buraya çıkacağız. Para ver sarayı. Sonra da en şahane yerle de artık finali yapacağız. Yani nerelerden nerelere gerçekten. İlk dükkanımız. Garip, neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve aşağı yorumlar kısmında video hakkında, oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkındaki fikirlerinizi yazmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hepiniz kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.